Her maçın kendine göre zorlukları var. Söylediğim gibi Galatasaray'ın da eksikleri var. Bizim de eksimiz var. Bizde e, kadromuzdan 7-8 kişi bizim için de çok önemli. Yani bir kişi bile bizim için önemli. Biz de bayağı eksiz. Ama e, şu ana kadar e, oyuncularımın söylediğim gibi performansları her geçen gün arttı. E, tabii ki bu transferlerden faydalanamayacağız. E, yapacağımız transferlerden bu maçta. E, zor maç olacak. De, e, Galatasaray'da deplasmanda kazanmak zor. Seyirci baskısı var. Ama dediğim gibi Beşiktaş maçında bunu gösterdik. İnşallah bu maçta da hak eden taraf oluruz diye düşünüyorum. GZT Giresun Spor için transfer dönemi nasıl işliyor hocam? Eksiklerimizi biliyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Takviyeler yapacağız. Ama dediğim gibi ilk maç faydalanamıyoruz bunlardan. Görüşmelerimiz var. İmza aşamasına geldiklerimiz var. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her şekilde yani her bölgede daha güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Çünkü bunu rakiplerimiz de yapacak. Biz de bundan aşağı kalmak istemiyoruz tabii ki mücadele edeceğimiz için. İnşallah bakalım dediğim gibi ucun bölgesi, orta sağ ağırlıklı, biraz da defansa da eksiğimiz olursa ona göre takviyeler yapacağız. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra en çok gün yüzüne çıkan isimlerden biri kuşkusuz ki Galatasaray'dan kiraladığınız o, o, Okan Kocuk ee, geri dönmesi durumu söz konusuydu. Bir ara bu konu tartışılıyordu. Ee, sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ee, olumsuz bir durumda Okan'ın gitmesi durumunda kaleci için alternatifleriniz var mı hocam? Var tabii ki şöyle diyebiliriz. Ee, Okan'ı biz bir sene kiraladık Galatasaray'dan. Ee, şu an bizim oyuncumuz ee, kiralık zamanı bitene kadar ee, iddialar var, dedikodular var ama hani bize kulüp olarak Galatasaray tarafından yansımış herhangi bir görüşme yok. Ee, biz ben e, Okan'ı kadromda görmek istiyorum. Ha giderse de veya e, böyle bir şartlar oluşursa da oturulur, konuşulur kulüp iki kulüp arasında. E, gerekli zaten uyum içerisindeyiz. Galatasaray'la herhangi bir problemimiz yok. E, her türlü şeye hazırlıklıyız. Planlarımızı, projelerimizi yaptık. Sizin için sezonun ilk yarısını iki ayırmak gerekirse nasıl geçti? Şöyle, o dönemde de e, bakıyorum kadrolara, ilk maçlarda kadromda birçok oyuncumuz yok ve e, sonradan katıldı, kamp geçiremedik. E, i̇lk yarıdaki o ilk altın önemli sıkıntı bundan kaynaklandı. E, ama ondan sonra e, dediğim gibi takımımız oturdu, uyum sürecini aştı. Birliktelik, beraberlik at safhadaydı. Ondan sonra zaten e, yeteri kadar puan aldık ama daha da fazla alabilirdik. E, çok şanssız kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama dediğim gibi ikinci yarı takviyeler yapacağız ve e, takımımızı uzun süre çıktığı bu ligde kalıcı olmak için elimizden geleni yapacağız.